Aslında Türkiye'nin savaşta hiçbir işi yok. Yani işi yok ama gene de sınırdan sınıra dolaşıyor. Amacı bence bunun devam ettirilmesi, bu savaşın devam etmesi. Çünkü bu savaş biraz Türkiye'nin işine geliyor. 1980'den beri zaten bu böyle. Öncesinde hiç saymıyoruz zaten. Çünkü bu ülkede savaş olmadı mı zaten ülke düzelecek ya, insanlar rahat edecek ya. Savaş olacak ki insanlar rahat etmeyecek. Savaş olacak ki Kürtler her zaman acı çekecek. Kürtler her zaman darda zorda olacak. Çünkü savaş biterse herkes rahatlayacak. Çünkü savaş biterse belli şeyler oturacak yerine. Doğal zenginliğimiz ek yüzdekmiş. Bugün Türkiye'de buna dikmiş. KDP şu anda Kürtlük'ünden çıkmış. Dünyanın 8. lideri, zenginleridir onlar. 400 tane onlarla Türklerin beraber holdingleri var. O holdinglere esir olmuşlar. Niye Türkiye Suriye Kürdistan'a girmiş? Amaç nedir? Çünkü orada daha önceleri Kerkük'ten ve Musul'dan giden iki tane petrol boru hattı var Akdeniz'e kadar. Bırakmadılar zamanla bunu çalışıp. Kürdistan toprağından yetişiyor oraya. Onu önlemek için her şeyi yapıyorlar. Peşmergeler yeni Diyarbakır'a geldikleri zaman o komutanlarıyla konuşuyorduk. Beni duysunlar onlar da. Dedim ki Berzani ailesi Türkiye'nin mitidirler. Daesh'i Berzani ile Erdoğan beraber kurdu. Musul'da kurdular. Böyle bir alan yaptılar. 3-4 metre duvar yaptılar. Orada beraber yetiştirdiler o Daesh'i. Eğer isimleri Berzansa, Mesut Berzani. Berzan'ın anlamı nedir? Zürriyetini, asaletini biliyor musun? O asaletini kullansın, düşünsün, ona göre karar ver. Zürriyetini ne yapınca sale vicerani kaydavam ki. Ha sadece tınapına kurmanca aldık halde. Bu ara ve ne yaptı ve pisliğine başlayan kaydı ki kurmanca çıkır yapıyor. Dükkuşa ondan sonra da zikre davet hapsa. Ne yarı kavmi huya kadar peş. Bu bir katledik ya, marabı da sivil anı okuca. O hakkı marabı da tına marabı her toprağı halkı bukuca. Kadar peşi hakkı yedik. İnsan ki hakareti bükü, gara marabı kabul neke. Bu saldırıyı kabul etmiyorum. KDP'nin tutumu Kürtlere kaybettirir. Hiçbir yerde Kürt'e özgürlük tanımayan bir Türkiye Cumhuriyeti Mesut Barzani'ye mi tanıyacak? Am düşmanı nahvadı. Nahvadı bir düşmanı. Mafiat avyeye. Çünkü mafiat dikşinavi. Pera ticaret bizim ekonomi işbirliği. Şedika bebra ama çağını kar bebra mafiat evan bebra dajon. Bu evi Kürt, ben ne yarı Kürt. Am karşıya çıktı o ana. Am tuvadın aşitliği, azadiyi kemeden be avakirin be hole am dahvadi am ev kurd ne ben ne yere ev kurd düşmanı ev ne ben kurdi hatkın dahvadi am ev ek bun tuhadi ek buna kurdan geliyor bu saldırıları öncelikle bir güzel bir büyük bir şiddetle kınıyoruz bir naletliyoruz zaten biz KDP'nin 1900 yıllarda 2000 yıllarda ne yaptığını da biz biliyoruz. Bunlar sanki hepsi birleşmişler. Kürtleri bile bir bu coğrafyada yok edeceğiz. Ama bunu unutmasınlar ki bunlar da bunu fariştahıyla bunlar Kürtleri yok edemez. Bu KDP'nin ne çıkarı var orada ben anlamadım. Şimdi bu KDP ne o kadar Kürtlere düşmandır? Ne kendi halkına o kadar düşmandır? Ha? Bu KDP, yani sen neyin peşindesin KDP? Sen de bu Erdoğan gibi saltanat mı peşindesin? Ha? Siz, biz Kürtlerden ne istiyoruz? Biz sana ne yapmışız? Allah için biz sana ne yapmışız? Biz gerek ki ne olursa olsun birlik olacağız. Yeter artık bu kan nereye kadar dönecek? Allah bu mazopudan buraya bak ya. Kar, yeri kar, petrolün hepsi kan çıkacak orada neresi. Yani yazık da mı bu Kürtler? Bu Kürtlerden ne istiyorsunuz? Savaşın kendisi ne? O tecridin bir devamıdır. Aynen öyle devam ediyor. Şimdi bunu bir vatandaş olarak, kişi olarak ben protesto ediyorum karşıyım. Ben savaşın her türlüsüne de karşı. Daesh ve peşmergelerin bir arada olduğu, orada kimlik kontrolü yapıldı.
80'e yakın üst kuruldu. Karakol ve kalakolların kuruldu. Yol kontrollerinden tut diğer kesimlere kadar bunları yani dış başka devletin sınırları içerisinde kimlik kontrolünü yaptı, denetledi. Şimdi bunların üretimini ben savaşın kendisini ve orada yapılan savaşa da karşıyım. Bu kindir, bu nefrettir, bu düşmanlıktır. KDP'nin tutumunu da benimsemiyorum. Zaten o yüzden diyorum ben vatandaş olarak karşıyım. Artık KDP neyin şeyini yapıyor, yurtseverliğini yapıyor. Hangi yöneticiliği yapıyor? Şimdi Kürt halkının düşmanlığını yapan, havada, karada, toplarıyla, diğer şeyleriyle bombalayan bir devletle işbirliği yapmıyor mu? Kürtler kendi aralarında çözüm olarak arayacağı, yani çözüm içerisinde çözüm aramalıyız. Bu çözümü siyasi çözüm var, savaşla hiçbir yere varılmaz. Bu nefret, bu kin, bu o kadar düşmanca tavırlar ne içindir yani? Ne olacak? O kadar nefretten olur mu ya? Suriye'ye saldırıyoruz, Irak'a saldırıyoruz, İran'a saldırıyoruz. Nedir? Sırf Kürtler bir hak talebinde bulunmasın diyor. Niye bulunmasın? Kürtlerin ne ihaneti olmuş size? Hiçbir yerde Kürtler ihanet etmiş mi? Hakkını vermediğin için biz mücadele etmişiz. Yani başka, biz hak talebinde bulunmuşuz. Başka bir şey yapmamışız ki.